Arife Hatun. Buyurdu Aya Hatun. Ben de sizi bekliyordum. Çağırmışsınız. Dün geceki hadise malumun. Senin beceriksizliğin yüzünden öldü o kızcağız. Elimden geleni yaptım da Aya Hatun. Vallahi kabahatim yok. İster miyim ölmesini? En başında yaptın sen hatayı. Gebe hatunu sakladığın yetmez gibi bir de kaçıyordun onunla. Benim etim ne, budum ne de Aya Hatun. Mahidevran Sultanımız ne dediyse onu yaptım. Kaideler neyse o. Her kim ne derse desin vazifeni yapacaksın. Hemen topla pılını pırtını. En geç sabahleyin ayrılacaksın haremden. Yapma Aya Hatun. Nereye giderim? Bunu evvelden düşünecektin. Kulun kurban olayım, etme. Yıllardır hizmet ediyorum. Yollamayın beni. Bağışlayın. Aya Hatun. Valide Sultanım sizi çağırıyor. Tamam, geliyorum. Af yok. Ne ekersen onu biçersin. Hadi topla eşyalarını. Sultanım, Hürrem Sultan hünkârımızın yanındalar hala. Kahvaltı istemişler. Belli ki hünkârımız cariyenin lafına itibar etmemişler. İsabet olmuş. Ben de Hürrem'in bu meselede masum olduğuna inanıyorum. Henüz o kadar gözü kararmış olamaz. Neyse, ben seni başka bir şey için çağırdım. Sizi dinliyorum validem. Kulağıma bazı laflar geldi dahi. İbrahim Paşa ile alakalı. Hatice'm sadakatinden kuşku duyuyor. Nasıl olur sultanım? Bilmiyorum dahi. İnşallah doğru değildir. Fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Gözünü kulağını dört aç. Bu işin aslı astarı neyse öğrenmemiz lazım. Elbette sultanım. Lakin ihtimal vermem. Paşamız sultanımıza sadıktır. İnşallah dahi. Aksi halde neticeleri vahim olur. Arife Hatun. Dahi Hatun'un söylediklerini duydum. Çok üzüldüm senin için. Ben ne ettim Gülşah Hatun? Günahın ne? Elimden geleni yaptım. Sen şahitsin. Kurban olayım, yardım et bana. Sultanımızla konuş. Konuşsam ne fayda? Seni kurban seçmişler bir kere. Mecbur gideceksin. Nereye giderim? Kimin kimsem de yok. Kurda kuşa yem olurum. Tamam, ağlama artık. Ben bir çaresine bakacağım. Sahi mi diyorsun? Sahi elbet. Yalnız bu hiç kolay bir şey değil Arife Hatun. Senin için kendimi tehlikeye atacağım. Sen de bunun karşılığında bana bir şey yapacaksın. Söyle, ne istersen yapmaya razıyım. Dahi Hatun'dan kurtaracaksın beni. Nasıl? Daya Hatun. Beni istemişsin. Nihayet gelebildin. Neredesin sen? İşim vardı. Gülaya dediydim. Ne oldu ki? Nigar. Korktuğum başıma geldi. Hatice Sultan bir şeyler olduğunu anlamış. Gözü Paşa'nın üzerindeymiş. Aman diyeyim Nigar. Aşkı falan anlamam. Bir daha görmeyeceksin Paşa'yı. Demek bu yüzdendi. Sen beni dinlemiyor musun?
Hatice Sultan kuşkulanmış diyorum sana. İfşa olmanız an meselesi. Telaş etme. Zaten paşamız ayrıldı benden. Gelmeyecek. Bir süre görüşmeyelim dedi. İsabet olmuş. Ben sana demiştim. Bak Hatice Sultan nasıl kullandı gücünü. Sildi seni. Yok etti. O kadar kolay değil beni silip atmak. Paşa ihtiyatlı davranıyor sadece. Allah'ım sen akıl fikir ver. Şu söylediğine bak. Canına mı susadın sen? Böyle olamaz Dahi Hatun. Böyle bitemez. Ne yapacağım ben? Edebinle otur. Bitti artık bu sevda. Unut. Alelade bir hatun yok karşında. Sultan. Hem de hanedan mensubu. Kendini düşünmüyorsan paşayı düşün. Bilmez misin? Sultanımız hiçbir hatunun sahibi olmadığı bir hakka sahip. İstediği an boşar paşayı. İşte o vakit ne sadrazamlık ne kuvvet. Elindeki bütün serveti de alırlar. Bitireceksin işini. Gülşah Hatun, elim ayağım titriyor. Nasıl yapacağım? Ya yakalanırsam kellemi alırlar. Ben tedbir aldım. Yakalanmayacaksın. Hem dedim ya, biz arkandayız. Kimsenin ruhu bile duymadan gideceksin saraydan. Her ihtiyacın karşılanacak. Evin olacak. İstemediğin kadar altın vereceğiz. Kimselere muhtaç etmeyeceğiz seni. Sana güvenimiz tam. Göreyim seni. Tez bitir bu işi. Saatler olsun Nigar Sultan. Siz de mi buradaydınız? Ödüm koptu vallahi. Paşayı mı bekliyordun yoksa? Hay Allah. İşin bittiyse odana git. Bundan böyle sarayda kalacaksın. Olmaz. Evimde kalacağım. Kesin gelecek. Bekleyeceğim. Hala bekleyeceğim diyor. Bitti demiş paşa. Sen neyin peşindesin Nigar? Ya bilmediğin şeyler var Daya Hatun. Benim de elim kolum bağlı. Artık istesem de olmaz. Yapamam. Paşa kaderim benim. Ne demek bu? Canım daha var artık. Ne diyorsun sen Nigar? Emin misin? Bir epe kadın çağırdım mahalleden. O muayene etti. Allah kahretmesin seni. Ben seni kurtarmaya çalışırken sen iyice batıyorsun. Bile isteye yaptın değil mi? Sen dememiş miydin? İbrahim Paşa bugün değilse yarın bırakır seni. Çoluğun çocuğun olsa sahip çıkar ama o da yok diye. Benden aldın yani. Utanmadan bir de gülüyorsun. Paşanın haberi var mı? Yok. Nasıl olsun? Daha sabah öğrendim gebe olduğumu. Korktum. Ne malum belki düşürmemi ister. En doğrusu bu zaten. Doğru diyecek hali yok ya sana. En kısa vakitte bu çocuktan kurtulmak lazım. Olmaz Daye Hatun, yapamam. Daha dün Efsun Hatun bundan öldü. Hem ben nasıl kıyarım ona? O bizim aşkımızın meyvesi. Aşkınız batsın sizin. Daye Hatun,
Ne olur yardım et bana. Senden başka kimim kimsem yok. Tamam. Sakin ol. Buluruz bir hal çaresi. Ben senin hakkını nasıl öderim Daya Hatun? Bundan böyle ben ne dersem o nigar. Sözümden çıkmak yok. Hadi şimdi benim odama git. Bu meseleyi etraflıca konuşmamız lazım. Yardım edeyim sana. İstemez. Ben kendim yıkanırım. Valide Sultan'ım, beni görmek istemişsiniz. Gel İdris Ağa, yaklaş. Duydum ki İbrahim Paşa'yı takip ediyormuşsun. Validem, ben Hatice Sultan'ımızın bizatihi verdiği emir üzerine takip ettim. Yoksa ne haddime? Ne öğrendin peki? Meyhane meselesini duydum. Onun dışında? Onun dışında bir şey ne gördüm ne de duydum sultanım. Takibe devam et İdris Ağa. Fakat bu sefer gördüğünü, duyduğunu gelip bana anlatacaksın. Zinhar Hatice'me bir şey söylemek yok. Benden başka hiç kimseyle irtibat kurmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anladım sultanım. Ne arıyorsun sen burada? Konuşmaya geldim Daya Hatun. Boşuna çeneni yorma. Karar bir kere çift. Yarın sabah yolcusun. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Arife Hatun. Kaideleri en az sen de benim kadar iyi bilirsin. Bizi zor kullanmak mecburiyetinde bırakma. Bilirim elbet. Bilmem mi? Efsun Hatun'un gebeliğini sakladım diye bana demediğini bırakmadın. Peki senin yaptığına ne demeli? Ne diyorsun sen? Az evvel Nigar'la konuştuklarınızı duydum. Ne saçmalıyorsun sen? Yok öyle bir şey. Var. Kendi kulaklarımla duydum. Nigar Kalfa İbrahim Paşa'dan gebeymiş. Sultanımız bunu duyunca çok üzülecek. Çok. Hele bir konuş. Gör bak neler ediyorum ben sana. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Bu rezalet validemizin kulağına giderse ne olur biliyorsun değil mi? Hepinizi çuvallara koyup denize atarlar. Ben dururken kim senin lafına itibar eder? Nigar Kalfa burada. Evet muayene ederler. Onu da ben gebe bırakmadım ya. Eğer bu hadise ortaya çıksın istemiyorsan... ben ne diyorsam onu yapacaksın. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun? Ağzını bile açmadan koparırım o yılan dilini. Bırak! Yürü diyorum sana. Bırak beni! Yürü! Bırak! Thank you.
Eyvahlar olsun. Ölmüş bu. Dayı Hatun, ne oldu burada? İyi misin? Cevap ver ne olur. Dayı Hatun'um, ne ettin sen? Ne tarihsiz bir hadise. Senden böyle bir şeyi asla beklemezdim. Bir kaza olmuş validem. Öyle değil mi Dayı Hatun? Elbette kaza. Niyetim asla bu değildi. Peki neydi derdiniz Dayı Hatun? Nasıl bu hale geldiniz? Efsun Hatun meselesi yüzünden kovulmuştu. Yanıma geldi. İleri geri laflar etti. Kolundan tutup çıkarmak istedim. Beni itti. Ben de dayanamayıp bir tokat attım. Sonrası malumunuz. Bile isteyip bunu yapmayacağını biliyorum dahi. Fakat bu senin suçunu hafifletmez. Haremin dirliği ve nizamı mevzu bahis. Böyle bir suçun cezası malumun. İnfaz edilmen icap eder. Validem. Sultanım. Rahatsız ediyorum sizi. Gel dahi. Sabah erkenden yola revan olacağım. Müsaadeniz olursa veda etmeye geldim. Belki de hayırlara vesile olur bu. Git bari. Sen huzur bul. Sizden uzakta huzur haram bana sultanım. Böyle söyleme. Rahatın için ne lazımsa yapıldı. Ayrıca bir ihtiyacın olursa da haber et. Gereği yapılır. Benim neye ihtiyacım olur ki sultanım? Zaten azap içindeyim. Elim boş gitmeye razıyken dünyaları bahşettiniz bana. Sen rahat et ki aklım kalmasın. Asıl benim aklım sizde kalacak sultanım. Zümrülah'ı tembihledim. Saatinizle alakalı malumat verdim. Yokluğumu hissettirmez inşallah. Sizi başkalarına emanet etmek çok ağrıma gidiyor sultanım. Beni bağışlayın. Üzdüm sizi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun dahi. Dahi Hatun. Ne yapacaksın orada tek başına? Allah aşkına benim yanıma gel. Olmaz. Valide Sultanıma söz verdim.
Saye Hatun. Ne yaparım ben sensiz? Tam da sana en çok ihtiyacım olduğu vakit. Çok dinliyorsun da sanki beni. Yer. Karnındaki günah aklımda. Ne yap et kurtul. Olsa bir felaket getirir sadece. Düşüreyim de öleyim mi? Bunu mu istiyorsun? O vakit geriye tek çaren kalır. Hülle bir nikah kıyacaksın. Adamcağız çocuğu kendinden bilecek. Bırak şimdi bunu. Zamanı var, konuşuruz. Gelmeyecek misin yanıma? Daha yahut. Üzülme. Dünyanın bir ucuna gitmiyorum ya. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Başın sıkışırsa mutlaka haber ver. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin. Sana da. Dolaşıp geri gelmesin de. Merak etmeyin sultanım. Bu mümkün değil. İyi. O halde yine haznedar sen olacaksın Gülşah. Sayenizde sultanım. Gülhan. Buyursunlar sultanım. Gülşah'ı bırakamayız meydana. Haznedar bizden biri olmalı. Vallahi ne güzel olur.